Topkapı Sarayı'nın haremlik bölümünden herkese selam. Topkapı Sarayı'na bir önceki gelişimde haremlik bölümüne girememiştim. Kapalıydı. Bugün girmek nasip oldu ve inanılmaz bir görsel var. Özellikle girişte bulunan mumya heykel yapılmış. Çok gerçekçi duruyor. Çok gerçekçi yapmışlar. Birebir yani sanki hareket edecekmiş gibi. Çok güzel bir dolap buldum. Vay. Şöyle, geçiriz ama oradaki havluna bakmasın diye. Belki orada bir... Hülami dairesi. Hani bak. Ses de yankı yapıyor. Aa! Aa! Oo! Harem avlarının tamamı burasıymış. Meşkane. Müzik okulu diye adlandırılıyormuş burası. Burası hünkâr sofası. Padişahların tören ve kabul salonuymuş. Ve Valide Sultan dairesindeyiz şu anda da. Oğulları padişah olarak tahta çıkan kadınlara valide sultan deniliyormuş. Yani o unvanı alıyorlarmış. Ve valide alayı denilen büyük bir törenle de Bayezid'deki eski saraydan Topkapı Sarayı'na geliyorlarmış. Haremin en üst düzey yöneticisi. Ve hünkârla valide sultan hanımları burada yer alıyor. Padişahın tahtının inmesi veya ölümü halinde de valide sultan mahiyetiyle birlikte Bayezid'deki eski saraya dönüyor ve saltanatta biter deniliyor. Vay be. Altın mı ne bu ya? Yine dar ve renkli bir koridordan geçiyoruz. Has odası. 3. Murad'a ait.
Yine harem bölümünün dışarıdan bir görüntüsü. Burası da tadilatta ama gözdeler dairesiymiş. Hanedanların sürdürülebilirliği için gözdelerin kaldığı yerler. Podyum gibi bir şey kuruluyormuş bir de buraya. Osmanlı Hanedanı'nın devamını sağlamak amacıyla uygulanan harem düzeninde padişahla birlikte olan kadınlara gözde deniliyormuş. Tabii bunlar da cariye koğuşları. 18. yüzyılın neoklasik revaklarıyla yükseltilen Bağdadi sofalı ahşap bir konak karakterinde. Burası çok büyük. Bu nedenle de çok yorulduk. Harem mescidine geldik. Yine geniş bir oda. Altın yol koridorundaki mescit Valide Sultan, Sultan kızları, Başkadı Efendi ve üst düzey harem kadınlarının ibadeti için 17. yüzyılda yapılmış. İşte altın yol dediğimiz alan. Burayı niye kapatmışlar? Ahşap bir şeyle örmüşler hatta. Altın yoldan geçtik. Kuşhane mutfağına giriyoruz şimdi. Burada çalışan işte hizmetlilerin gece gündüz kalması için inşa edilmiş burası. Düşünsenize burada tek başına oluyorsunuz gece. Kimse yok. Tüyler ürpertici olur. Mutfak. Mutfak var. Mutfağın yanında tuvalet birleşik. Burası mutfak. Herhalde burada da kalıyorlar. Yani yatak falan burada herhalde. Oo. Çeşmeli sofa. Şehzade ve kadı efendilerin padişah dairesine ve hünkâr sofrasına girmek için bekledikleri mekanmış. Yaklaşık bir saat gezdiğimiz haremlik bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Benimle kalın, farkı tadın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.